Selamlar herkese. Merhaba. İyi yayınlar, iyi günler dilerim. Ufaktan başladık. Sesle ilgili şu an herhangi bir problem var mı? Evet, bize bir ses görüntü konusunda yardımcı olun. Nasılsın abi? İyidir. Feedback gelene kadar bir seninle sohbet etmeye başlayalım. Aynen. İyi vallahi, ne olsun, sen nasılsın? Ben de Keyifler iyiyim. Teşekkür yerinde. Yine bir ederim. cuma günü. Saat Kendimizi 2'de. hazırladık 2'de. Aynen. Bu Keyifli oluyor ya bunu aksatmamak. Şey, geçen hafta sen yaptın. Nasıl geçti, iyi miydi? geçen hafta iyiydi ama bu canlı yayınlar bayağı heyecanlıymış abi. Bu garip bir heyecanı Tabii var. heyecanlı oldu. Böyle hakim olduğun konuda bile ufaktan geriliyorsun. Aynen. Ses İyi, okeymiş. ses tamam diyor. Bir de Yavaş görüntü yavaş istersen deneyelim. görüntüyü vereyim. Kameralarımızı açalım. İnsanlara yüzümüzü gösterelim. Aynen. Görüntü değer okey ise ufaktan başlayabiliriz. Tamam. Şey, dediğin gibi bayağı heyecanlı ama benim hoşuma şey anlamında gitti bu arada. Hani böyle bir insanı sabahtan cuma günleri, en azından bende şey oldu. Sabahtan böyle bir heyecan, Aynen. sonra bitince de hani o heyecanın kalıntıları da devam ediyor. Gün de güzel geçiyor. Şey güzel oluyor aslında. Yani sen kafanda bir akış belirliyorsun ama chat'te dönen muhabbet, yani insanların Aynen. yazdıkları başka bir şey anlatacakken dur ona cevap vereyim ya da onunla ilgili muhabbeti oraya çevirelim kısmı da çok keyifli oluyor. O yüzden bizi izleyenler de chat'e yazarsa çok seviniriz. Şu an görüntü de herhangi bir problem var mı? Görüntü yok gibi Yokmuş, görüntü de durumlarda. okey yazdılar. O Ha, zaman tamam. başlayabiliriz. Gir Eyvallah. bakalım konumuza. Abi bugünkü konumuz odaklanma, daha doğrusu odaklanma üzerinden odaklanarak çalışma, nasıl çalışabiliriz, derin çalışma ya da akışta çalışma gibi ya da başka çalışma yöntemleri varsa onlardan bahsedeceğiz. Yani bu odaklanma zaten bizim hani tarih boyunca hepimizin insanlık tarihi boyunca hani önemli olan bir nokta, bir konu. Çünkü eskiden odaklanmayınca aslan kapıp gidebiliyordu. Sesin bana bir gelmiyor Rümet, haberin olsun. Yayına gidiyordu direkt. Hangouts'tan, şeyden gelmiyor, Meet'ten. Sesle ilgili herhangi bir problem var mı şu an? Sesle ilgili de çok küçük geri dönüş alabilirsek çok sevinirim. Şu an ses ve sesim geliyor mu abi sana? Yayında belki vardır da bana Meet'ten gelmiyor. Anladım. Bakalım hemen. Sesle ilgili sanırım ufak bir problem var. Ya da seste sorun yok, sadece sanırım sana aktarımda bir problem var. Emin değilim. Şu an bir tekrar kapatıp açtım abi. Sesle ilgili sesim geliyor mu sana? Ufak bir teknik sorun, hemen Şeyde toparlayalım. test ettim. Ben de seste bir genel sorun yok. Senin sesin Meet'ten bana gelmiyor. Yayından da dinlemem çok dileyli olur gibi geldi. Yok, aynen. Onu bir çözelim, öyle devam edelim istersen. Tabii hemen. O zaman introya tekrar geçiş yaptım. Meet'i kapatıp tekrar açmayı bir deneyeceğim. Şeye, layout'u ver istersen görüntüye de, Evet. aynen. Sesim geliyor mu şu an? Çok az geliyor şu an bana yine. Duyabiliyor Ha, musun peki? şu an duyuyorum abi. Tamam. Peki yayından mı duyuyorsun, Mint'ten mi abi? Yok, şeyden, Meet'ten duyuyorum aynen. Tamam, süper. Peki son olarak tekrar bir ses görüntü kontrolü yaparsak? Tamam.
Başlayalım istersen. Aynen. Tamamdır. Abi bugün konumuz odaklanma. Odaklanmada ya ya odaklanamama ya da odaklı çalışma ya da bütün işimizi baştan sona odaklı yapma herhalde hepimizin isteğidir, arzusudur. Bu odaklanma problemini çözmek bizim işlerimizi de mutlaka kolaylaştıracaktır. Yani böyle saatlerce masa başında oturup okuduğumuzu böyle tekrar tekrar okuma ya da kendi alanımızla ilgili konuşacaksak böyle ağaç dizerken örneğin scatter gibi bir şey kullanmak yerine böyle odaklanamadığın için tek tek böyle ağaç dizerken falan bulmam oluyor benim kendimi. En kısa hızlı yöntemleri bulamadan şey değil mi? Aynen öyle yani. Bayağı bir angarya işler içerisinde boğuşma. Ya da şu da oluyor. Birkaç işe böyle aynı anda odaklanmaya çalıştığımda işte mail de atacaktım ya da ya 3D'de vardı projeye de bakacaktım derken ben işin içinden çıkamıyorum. Bu günlük yani rutin içerisinde senin odaklanmayla aran nasıl abi? Ya şimdi tabii aslında odaklanmaya muhabbetine nasıl bakıyoruz bakıyorum hani onunla bir giriş yapmak istedim ben bugün. Yani ne anlıyorum odaklanma deyince. Çünkü genelde şöyle bir önce bir ya da bende en azından daha önceleri şöyle bir şey vardı, fikir vardı. Hani sanki odaklanma büyülü bir şey benim potansiyelimi arttıracakmış gibi bir düşünce vardı. Ama son zamanlarda daha çok şey gibi düşünmeye başladım. Hani odaklanma aslında senin de biraz önce tarif ettiğin gibi işi doğru yapmanın veya potansiyelini açığa çıkarmanın önündeki engelleri kaldırma gibi düşününce belki biraz daha böyle light, daha böyle düşünmesi üzerine daha kolay bir şey olabilir gibi geliyor. Yani Peki abi, daha büyülü, pardon söyle abi. Araya şunu sormak istedim. Ya çalışırken odaklanmayla bilgi alırken odaklanma arasında fark var mı abi sence? Yani bu sende fark ediyor mu? Ya bir şey öğrenirken böyle karşı taraftan bir şey dinlerken ya da izlerken ki odaklanma konusuyla bir işle ilgili çalışıp o işi iyi yapmak aynı şey mi ya da farklı mı senin için? Yani bilmiyorum hani çok ben hani illaki farklı tamamen farklı iki tane şey gibi değil de daha çok zaten herhalde bu konsepte yani dediğim gibi yaptığın işin işi yaparken potansiyelini ya da işte öğrendiğin şeyi öğrenmeye çalışırken potansiyel anlama şeyini kabiliyetini önünde duran şeyleri kaldırmak gibi biraz böyle bir şeyler yapıp kendini izleyip yani geri dönüp nelerin işe yaradığına karar verme gibi bir prosesle çalışıyor olabilir ama hani sorduğun soru belki şöyle daha farklı bir perspektife konabilir. Tabii belki her işi yaparken ki odaklanma yöntemi farklı olabilir. O da farklı bir bakış açısı olabilir. Ama hani genel konsept olarak yani genel olarak buna ya belki hatta bak bir adım ötesi geldi aklıma. Yani her günkü odaklanma şeklin bile aynı olmayabilir. Yani illaki. Hani o an başka bir şeye ihtiyacın oluyordur onu yapabilmek için. Yani dolayısıyla daha öyle yani tam neler yapıyorum ben kendi adıma en azından kendim düşünürken şunları yapıyorum dolayısıyla odaklanıyorum gibi bir şey değil de daha çok hani beni ne rahatsız ediyor onu ne engelliyor şu an yani şu an mesela seninle konuşurken muhabbet ederken burada olmamı engelleyen bir şey varsa onu ortadan kaldırma veya ondan uzaklaşma ya da onu geçici olarak bir kenara koyma gibi bir şeyle bakıldığında zaten her an belki de değişiyordur bu ihtiyaçlar öyle baktığında. Yani tamamen birebir her seferinde uyguladığın aynı şeyler yoktur gibi düşünüyorum. Şeyde olmayarak. Hani, ya bu odaklanma ilgili olan şeyler fiziksel de olabilir. Çevresel ya da psikolojik. Yani dediğin gibi aslında andan ana göre değişebilir. Her biri için uyguladığın farklı bir şey var mı abi? Çalışırken ya da işte fiziksel bir odaklanma engel olacak bir şey. Yani o odaklanmaya engel olan şeyleri sen nasıl ortadan kaldırıyorsun? Yani gene tabii bunu hani bugün boyunca zaten bunu konuşacağız gibi düşünerek hani bir sürü ben de yine not aldım kenara bahsedeceğim şeyler var. Yani bir tane cevabı yok sanırım bu sorunun. O yüzden hani biraz daha böyle açıp içini değişik şeylerini açılarına bakarak hani konuşmak gerekiyor gibi geliyor. Ama yine dediğim gibi bir ilk en azından bölümü geçmeden birkaç söylemek istediğim bir şeyler daha var. Bu odaklanmayla en azından şeyle ilgili yani bu olay konsantrasyon olayıyla ilgili. Ya ilk olarak bence bu ya da benim kendi tanışmam bu tabire çok ilginç şeyle. Bu basketbol NBA maçlarını izlerdik biz gençken küçükken diyeyim daha doğrusu çocukken.
Geceleri işte 2'ye 3'e kadar durup hani arkadaşlar arasında lisede bir hobimizdi. Birbirimize de anlatırdık. Orada mesela bir basketbol, işte Kobe falan bizim zamanımızın yıldızları. Allah rahmet eylesin, tatlı adamdı o da. Kobe işte coşup 40 sayı falan attığında, saçmaladığında spikerden böyle şey bir laf duymuştum, işte he's in the zone falan diye bir laf duymuştum. Hani böyle zonda hani Kobe falan diye. Ya da işte X kişisi. Yani bu zonda olma, flow, yani akışta çalışma senin de ilk açılışta söylediğin gibi, veya işte derin çalışma veya odaklanma, neyse. Hani bu tip şeyleri incelemeye, merak etmeye veya işte oradan buradan bir şeyler dinlemeye o zaman başlamıştık. Tabii yani şey, bugün geçtikçe de geliştirilebilen de bir şey. Yani ben de eminim 2 sene sonra farklı fikirlerim olacak bu konuda. ama şimdiye kadar en azından benim kendimde keşfettiğim şeyleri konuşabiliriz tabii. Ama o, dediğim gibi, o konuya dalmadan önce şöyle birkaç tane ilginç şeyi fark ettim. Mesela sen de bu konuda ne düşünüyorsun, onu da merak ediyorum. Mesela şeyde, abi okulda, mesela lisede atıyorum ya da ortaokulda, hani bize matematik öğretiyorlar, trigonometri öğretiyorlar, yok fizik öğretiyorlar falan. Ama biri de hani çekip bize, bir hocamız da haftada bir saat, iki saat bize hani abi o bir işe odaklanma şöyle olur gençler falan diye anlatsaydı. Hani şu an aslında mesela bu konuda, ya da tabii o da kendi de biliyor muydu onu da bilmiyoruz ama en azından bilen insanları oraya koyup anlatsaydı şu an hani bence genel olarak bu daha az bir sorun olurdu gibi geliyor. Çünkü hani bütün hayatımız boyunca aslında biz böyle gençken, yani yetişirken, eğitim görürken yargılanıyoruz. Yani bu konuya yeteneği var, bu konuya yeteneği yok, veya işte bunu devam ettirsin bu çocuk falan tarzında. Halbuki bir sürü insan belki bir sürü konuda bir şeyler yapacak, istekli veya işte o konuda kabiliyetleri gelişmiş. Ama hani bu odaklanamadığı için ve mesela düşünsene bizim yaşımızdaki gençlere hep şey ve belki bir 5-10 yıl öncesinden beri hep bir hastalık biçiyorlardı mesela odaklanamayan çocuklara. İşte ADHD falan tarzı, bu attention disorder tarzı hastalıklar, ve hemen böyle bir ilaç falan veriyorlar. Ritalin, mitalin, bunun ilaçları var. Hani böyle resmen çocuklara, hani odaklanamayan çocuğa odaklanmayı öğretmek yerine hani ilaç verelim hemen falan tarzında bir yaklaşım vardı. Hani senin mesela ne oldu bu tecrüben, eğitim hayatın boyunca? Mesela rahat odaklanan bir adam mıydın? Yani derslerinin başına oturup çalışır mıydın? Ne yapardın? Ya abi, o öğretmen konusu özellikle tamamen bir şans. Yani öğretmenin ne kadar iyiyse, ya bu matematik öğretmeni de olabilir, İngilizce öğretmeni de olabilir. Öğretmenin dünya görüşü, vizyonun ne kadar ileriyse öğrenci o kadar iyi yetişiyor aslında. O tamamen bir şans konusu bence. ve bu odaklanma ya da işte nasıl çalışılır, çalışma yöntemleri, öğrenmeyi öğrenme gibi konular aslında rehberlik konuları. Rehberlik öğretmenlerimizin ne kadar aktif olduğuna göre ya da rehberlik dersleri böyle boş geçmek yerine daha böyle öğrencinin ilgisini çekecek, böyle akıcı bir şekilde aktarılabilirdi. Yani ben de öyle aslında doğru dediğin, doğru. Rehberlik diye bir şey vardı, ders vardı lisedeyken. Boş geçerdi bizde genelde bizde. Var mıydı o ders ya düzenli? Belki boş geçiyordur abi sizde de. Boş mu geçiyordu? Galiba bizde de boş geçiyordu. Rehberlik hocamız vardı, onu hatırlıyorum da ders oturup yapıyor muyduk, onu hatırlamıyorum. Ya bizim lisedeki rehberlik hocası ilgili biriydi ama yani genelde zaten bizdeki eğilim de o bilinçsizlikle birlikte yaşın gereği olarak aslında boş geçsin, dışarıya çıkalım, futbol oynayalım ya da son derse erken çıkalım. Öyle bir havada geçiyor. Yani, öyle isteklerimiz olduğu için ya, yönlendiremiyordu bizi de. Evet, aynen, yani benzer tecrübeleri aslında orada da bir sürü insan herhalde onları yaşıyor. Ama yani şunu anlamak bence orada önemli. Hani dünyanın gerçekten en güçlü tool'larından birine sahibiz abi. Kafamızın içinde hani benim her gün inanılmaz şey yaptığım, yani dumur olduğum bir şey var yani. Hani ya ne bileyim, şu anki konuşma, yani bütün hayattaki algılamamız, bir şey güzelse onu beğenmemiz bile hani bu beynimiz olduğu sayesinde oluyor. Yani bu bir sürü hayvanda bu tip yetenekler yok. Yani bunu kullanmayı biraz daha aslında öğrenmek gerekiyor. Yani bu klasik klişe bir laflardan biri ama hani bir şeyle gelmiyor, el kitabıyla gelmiyor sonuçta bu. Hani bir de duyamıyoruz da galiba çok fazla. Yani ne bileyim, kalbinin atışını, işte damarlarındaki bazen işte kan atışını bilmem neyi hissedebiliyorsun, duyabiliyorsun yani ciğerlerin havada olmasını, ama beyninde ne oluyor çok da böyle tespit edemiyorsun ya. Herhalde o yüzden de biraz daha bunu kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor gibi geliyor şey olarak, düşünce olarak. Yani hani bu odaklanma biraz hani sanki bununla ilgili bir mevzuymuş gibi geliyor. Ya, çünkü pardon, söyle sonra devam edelim. Tam senin söylediğine destek olacak. İşte o sinirsel etkinlikler, elektriksel akışlar, beyinde o dönen olaylar dediğin gibi tam çözülemediği için orada işte müzikle belki o sinirsel aktiviteyi arttırabiliriz ya da
işte bir kokuyla ya da çalışma ortamıyla görüntü, ses, yani o duyuları harekete geçirip biraz daha o sinirsel, beyinsel aktiviteyi arttırmaya çalışıyoruz biz de, ya da öyle yöntemler öneriyorlar genelde. Hani çok güzel söyledin. Hatta tam da benim bağlayacağım noktaya değindin. Ben yani bende de mesela şöyle bir mantık var sanırım. Bunu bilinçli, bugünkü videoya hazırlanana kadar ne kadar bilinçli yapıyordum bilmiyorum bu arada, ama hani bugünkü videoya biraz hazırlanayım, bir şeyler bakayım dediğimde hani biraz kafamda kurguladım. Yaptığım şeyleri hani bir şeye, bir kontekste koyup hani öyle anlatmak için. Bir atölye mantığı gibi bir şey düşünüyorum abi. Mesela benim atıyorum bir marangoz ustası ya da işte ahşap ustası olayım ben. Bir atölyem var. Şeyde ağaçların böyle ormanın içinde, tamam mı? Kimse yok etrafta. Yani seni görüp yargılayabilecek veya hani ne bileyim işte gelip bir şeyler bizikleyebilecek kimse yok. Gibi düşün yani. Öyle bir böyle bir şeyim yok fiziksel olarak. Yanlış anlaşılmasın. Beynimde kurduğum imajı anlatıyorum. Bu atölyeye girdiğimde nasıl bir ortamda olsam mesela akarım, rahat çalışırım. Bunu biraz hayal etme. Senin biraz önce dediğin gibi aslında böyle stimüle edecek yani orada o yöne doğru tetikleyecek kafamı. Şeyler üzerine düşünme gibi bir şeyim var sanırım. Alışkanlığım var. Burada 2-3 aşamadan oluşuyor bence bunu kurmak ve yararlı olmasını sağlamak. Bir tam da senin dediğin gibi tetikleme hikayesi. Yani sabah evden çıkıyorum, ormanın içinden yürüyorum. Yani kafamda kurduğum hayali söylüyorum. Ve o atölyenin içine giriyorum. Yani o atölyenin içinde atıyorum yeni yapılmış bir kahve kokusu var. Sallıyorum yani. Belki dediğin gibi çalan yumuşak, çok böyle şey olmayan, sert olmayan bir müzik var. Ne bileyim, ortam temiz mesela. Masam temiz. Bu İşte meditasyon gibi bir şey mi abi? Yani ha, yok yani yaklaşık. böyle düşünce egzersizi bilinçli bir şekilde Anladım. yapmıyorum dediğim gibi. Hani aslında sadece böyle kendime hazırlama fazlarımın metaforlarını söylüyorum. Mesela Anladım. bunu gerçek fiziksel hayatımda işte sabah kalktığımda, daha önceki yayınlarda, Cengiz'le yaptığımız yayınlarda da konuşuyorum. Sabah kalktığımda ilk iş mesela seni gerecek bir şeyle uğraşmama gibi şeyler aslında. Mesela atıyorum meditasyon yapıyorum hakikaten sabahları bu arada bir 10 dakika. Ondan sonra işte biraz egzersiz yapıyorum. Hani kan dolaşımımı hızlandırıyorum. İşte güzel bir kahvaltıyla güne başlamak, çocuğumla biraz vakit geçirip güne başlamak. Aslında yani o biraz önce anlattığım analojileri gerçek hayatındaki bir yansıması gibi. Yani ne Anladım. yapacağını bulmak için aslında o analojiyi anlattım. Yani hayalimde kurmak istediğim ortam bu. Ben şu an ıssız bir ormanın ortasında atölye sahibi olamayacağım için ve yani bunu kendi hayatıma giydiremeyeceğim için fiziksel olarak nasıl yansıtabilirim? Hani bu tip şeyler yapabilirim. İşte masamı toplu tutabilirim. Hakikaten de bu arada sabahları ilk iş akşamdan kalan çerler çöpler varsa bir topluyorum. Ben düzenli bir adam değilimdir yani hayatta bir şeyleri toplamaya yani meyilim yoktur. Ama mesela çalışmaya başlamadan önce buna dikkat ediyorum ki gözümde hani işe yaramayan bir şey olmasın orada kalmasın gibi. Derin nefesler alıp hani bir şeye başlamadan önce mesela kafamdaki aciliyetlerle değil de bir an böyle durup kontrolü kendine alıp hani ben şimdi karar vereceğim ne adımlarla ilerleyeceğime gibi. Hani biraz derin nefesler alıp bir şeyin başına oturma. Bu moda girmeme en azından yardımcı oluyor benim. Sende mesela var mıymış böyle bir şey? Yani merak ettim Ya daha doğrusu. öğrencilikten beri şey var zaten. Çalışmadan önce bir ilk başta masayı toplayayım. Sonra belki odayı toplayayım. Bu bana aslında biraz şey gibi geliyor. Böyle çalışmaktan kaçma bahanesi gibi geliyor. Procrastination Aynen, erteleme gibi. İşte dağınıksa ya da ne bileyim bir çöpleri atayım. Ya bir alışverişe çıkayım. Yanına işte içecek falan bir şeyler alırım. Onları alıp gelip öyle çalışmaya başlarım gibi. Onlar bana biraz işte çalışmaktan kaçma yöntemleri gibi geliyor. Ama ben de mutlaka masamı toplarım ya da bilgisayar ekranında masa üstünde böyle dağınık şeyler varsa onları bir klasörlerim, arşivleyeceğim şeyler varsa arşivlerim ki özellikle o gün çalışacağım konuyla ilgili mutlaka yani ne yapacağım diye bir toparlıyorum onları. Ve ben şeyi çok seviyorum abi. Çalışmaya başlamadan önce o gün yapacaklarımı böyle bir checklist gibi tek 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 yazıp şuna mail atacağım ya da şuna bakacağım. Kafamda planlayıp hatta illa şu saatte şunu yapacağım gibi değil ama öğlene kadar şunları bitirmeye hedefliyorum. Öğleden sonra da akşama kadar da şunları bitiririm diye. Yani olur ya da olmaz, o hiç önemli değil. Bazen tutturamıyorum. Sonucuyla yargılamıyorsun Aynen. kendini. Ama ne yapacağımı biliyorum ve şu bana haz veriyor. O checkliste tik atmak ya da onun üstünü çizmek, bazen böyle zor bir şeyse, zorlayıcı bir şeyse onun üstünü böyle karalayarak çizmek falan. Yani bazen Çiğnini yansıtarak böyle çiziyor. ve bazen yorulduğumda bile hani ya dur 10 dakika daha
uğraşayım, bitireyim, sonra hemen üstünü çizeyim bari aradan çıksın düşüncesi falan çok oluyor bende. O bitirme olayı. Anladım, güzelmiş. Ya yani bu aslında daha önce yine konuşmuştum, momentum mevzuna benziyor, benzetti mesela dediğini. Bende de hani böyle basit testleri böyle yazıp bitirmek bence de böyle bir yani hızlandırıyor seni yavaş yavaş, sonra daha ağır bir şeye dalmana yardımcı oluyor gibi geliyor. O anlamda katılıyorum ben de. Bu arada not almayı ben de şey anlamında çok kullanıyorum. Hani aklımda yer edeceğine bir şey, yani aklıma bir şey geldi, yapmam gerekiyor ve yani yapsam iyi olacak, buna karar verdim aklımda. Onu böyle beynimin arkasında tutup hani orada aman bunu unutmayayım, aman bunu unutmayayım tarzı bir panik yerine bir yere dediğin gibi not almak kesinlikle çok şey yapıyor bence. Onu bayağı kafadan Bir de atmana not yardımcı da oluyor. Abi hani bin bir türlü yolu var ya artık. Kağıt Evet, kalemle tabii. de yazabiliriz. Ne bileyim işte telefonda bir sürü app'ler var. İşte Google'ın bir sürü kullandığı işte şeyler var. Doküman falan vesaire. Telefonda yazdığım şeyin ben onu çok kullanıyorum. Google'ın o aracını. Telefonda yazdığım şeyi bilgisayarda görebilmek bana büyük bir nimet gibi geliyor böyle. Telefonda not alıyorum. Hemen devam etmek istedim diye bilgisayardan devam edebiliyorum. Ve o not alarak çalışma işte yani farklı not alma teknikleri var aslında işte ne bileyim Cornell yöntemi var ya da Bubble ortaya fikri yazıp oklar çıkarıp o ana fikirle ilgili neler yapılabilir. Yani not alarak çalışma harbiden o da yani benim açımdan odaklanmayı ve çalışmamı destekleyici bir şey oluyor. Anladım. Ben de mesela şey tarz biraz daha şey anlamında farklı. Hani ben dediğim gibi aklımda tutmak istemediğim şeyi yazmayı seviyorum. Mesela ben hani bana bir şimdi bunu yapacaksın, şimdi bunu yapacaksın tarzında böyle alt alta tekstler olunca beni biraz gerebiliyor. Hani şey daha hoşuma gidebiliyor. Hani ben orada akayım yani kendim ne zaman neye karar verirsem onu yapayım gibi bir şey. Ama Anladım. tabii yani herkes dediğimiz gibi hep Aynen. konuştuğumuz gibi herkes için farklı çalışan mevzular. O yüzden çok da biri doğru biri yanlış demek Ya o doğru deadline değil. olmaması beni aşırı geriyor. Böyle hemen gevşiyorum. Ha, Hemen böyle ilginç. rahat hemen böyle rahatlıyorum. Ya bir işin ne zaman biteceğini bilmek benim için çok önemli. Bazen böyle imkansız süreler de oluyor ya da çok geniş süreler olduğunda da ya normalde bir haftada yapacağım bir iş için 2 hafta verildiğinde o bir haftayı boş geçebiliyorum. Nasıl bir haftada yapabilirim diye. Bazen yanıldığım da oluyor tabii ama ne yapacağımı dediğim gibi belki de farklı özelliklerden kaynaklanıyor bu. İşte not alayım. Yani o belirsizlik olmamalı benim o gün yapacağım ya da o hafta hatta o ay yapacağım işlerde belirsizlik olmamalı. Benim elimde bu işler var ve şu aşamalardan geçip İşi mümkünse şu sürede tamamlayacağım gibi. İşte bir ayda bu projeyi tamamlayacağım. İlk başta işte planlarını çizeceğim, sonra 3D'sini yapacağım gibi bir Anladım. hafta sonunda. Yani o belirsizlik beni aşırı geren bir şey. O yüzden her şeyi bilmek için ben de tam tersi ne yapacağımı bilsem de yine de bir yazıp gözümün önünde böyle bir asıp Evet, onu görmek aslında isterim. evet, planlamış da oluyorsun o zaman. Güzel bir şeymiş, anladım. Şeyi merak ettim bu arada ben de. Mesela bu konuda hani chat'teki arkadaşlara soralım. İlk öyle ilginç bir şey yapalım. Bu konuda mesela şeyde hani deadline olunca mı daha iyi odaklanıyorsunuz, olmayınca? Ben olmayınca daha iyi Abi odaklanıyorum bu arada. Onu deadline olmazsa söyleyeyim. olmaz bence ya. Sen Ya de bir işin ne zaman biteceğini bence bilmek zorundayız. olmayınca. Bilmeliyiz. Bakalım chat'tekiler ne düşünüyor, merak ettim. Bu Peki. arada chat'te yazılmış bir yorumu okuyayım. Gökçe Bey dead herhalde dikkat dağınıklığı için söylüyoruz. Ciddi bir sorun. Fizyolojik değerlendirme sonrası uygulanan ilaç tedavisi. Çocuğun bu şekilde hayatını heba etmesindense ilaç tedavisi makuldür demiş. Tabii yani ben hani Hekim şeysel değiliz sonuçta. tıbbi bilgisi olmadan konuşuyorum. Hani etrafımda ADHD diye damgalanmış insanları hayal ederek sadece hani söylediğimi. Tabii ki hani zorunlu aşamada verilmesi şeydir, ona diyecek bir Yok, şeyimiz aynen. yok. Uzman Ama hani eşliğinde. o zorunlu aşamaya gelmeden verilmiş bir sürü insanda vardır gibi geliyor. Yani daha böyle bir şey hype olunca da hani daha öyle yazılıyor gibi ya. Yani ne bileyim şu an işte ufak bir gribe antibiyotik yazılması gibi Aynen. atıyorum. Gibi bir düşünceyle söylemiştim. Yoksa tıp dünyasına savaş açmıyorum burada. Peki ben sana şey Şey, soracaktım abi. ben söyleyeyim. Müzikle çalışmanı nasıl ilişkilendiriyorsun sen? İşte bazıları şey diyor ya, klasik müzik dinlendiriyor, daha işte berrak düşünmemi sağlıyor. Bazıları tam tersi, böyle motive edici, gürültülü müziklerle. Bazen de hiç müzik olmaması. Senin müzikle ilişkin ne? Odaklanmanı ve çalışmanı nasıl etkiliyor müzik? Yine aslında ilk başta verdiğim cevaba benzer bir cevap vermek istiyorum. Her türlüsünü yaptım oluyor. Yani işte ben gençliğimden metalciyim biraz. O yüzden böyle sert rock metal müzik dinleyerek çalıştığım da oluyor.
işte yumuşak müzikler dinleyerek, work, işte bu YouTube'da listeler var ya şey, work jazz falan tarzı. Onlarla şey yaptığım da oluyor yani, çalıştığım da oluyor. Hiç tamamen sessizlikte çalıştığım da oluyor. Bir şey izleyerek çalıştığım da oluyor. Aslında o ilk konuştuğumuz hikayenin yine kafam oraya gidiyor. Yani bence bir tane bir doğru bir cevabı yok. Yani her gün aynı kişi olmadığımız için zaten, her yaptığımız işin de gereksinimleri farklı olduğu için gözlemlemek orada çok önemli bence kendini. Yani şeyde yani aslında odaklanma da biraz buna benziyor. Yani bir yandan bakıp hani bunu yaptım şimdi, bu bir saatim böyle geçti ve nasıldı? Neler yaptım öncesinde, sonrasında? Hani bunun üzerine biraz kafa yorduğunuz zaman zaten yavaş yavaş şey, deneyi insan içinde var bence, deneyselliği. Yani bu parçayı çıkarsam, şunu koysam acaba ne olurdu? Yani ilk gözlemledikten sonra hemen deney yapmak istiyorsun zaten bence. Yani benim en azından öyle çalışıyor. Çünkü elinde bir veri var ya artık. Hani bunu yaptım, böyle oldu. Şimdi başka bir veriyle bunu kıyaslamak istiyorsun hemen. Dolayısıyla hani bu sefer müzik açayım ne olacak? Veya bu işi yaparken bir de müzik açayım ne olacak gibi değişik şeyler denenebilir gibi geliyor. Hani benim canım bazen dediğim gibi müzikle yapmak istiyor. Çok iyi odaklandığım, canavar gibi çalıştığım zamanlar oluyor müzik açırken. Bazen de şeyle oluyor, hani tamamen sessizlik. Bu arada tamamen sessizliğin de değerini son 1-2 yıldır tecrübe etmeye başladım. Hiçbir şey açmıyorum abi gerçekten. Ve hani sadece iş karşımda, özellikle şey tipi işler yaparken kendimde gözlemlediğim şey bu. Özellikle mesela kod yazmam gerekiyor. Atıyorum hani hiçbir Python'da kod yazmam gerekiyor. Bilmediğim bir konu, bir sürü öğrenmem gereken şey var. O zaman mesela süper sessizlik acayip iyi geliyor. Aynen. Tabii evde bu arada süper sessizliğe ulaşmam benim bayağı nirvana şu an. Çünkü evde 3 yaşında bir kızım var. Sürekli bir şey oluyor. Ama hani yine de olabildiğince diyeyim. Bazen de mesela özellikle çizim yaparken, işte 3D ile ilgili bir şey yaparken de müzik hoşuma gidiyor. Hani o akmama yardımcı olabiliyor. Sende nasıl mevzu? Bende de şöyle abi, yani düşünerek yapmam gereken bir şeyde ben de sessizlik istiyorum. Hatta çalışma ortamımızda bazen yalnız olamayabiliyoruz. Birlikte çalışmamız gerekebiliyor. Ben o anlarda direkt kulaklığı takarım. Ama kulaklıkta da hiçbir şey çalmaz. Sadece böyle sessizlik olsun diye. Yani bir şey yazacağım zaman ya da düşünerek yapmam gereken, işte belki tasarım yaparken, o anlarda sessizlik ben de arıyorum. Ama bazen de böyle angarya dediğimiz, yani ne yapacağım belli. Düşünmeden işte, yani kendi alanımla ilgili konuşacaksam işte her şey belli. Proje ölçü vereceksin sadece. Yani alabildiğine, enine, boyuna, böyle her anlamda ölçüyü dayayıp geçeceğim bir isim. O zaman müziği ben de böyle dinlendirici müzikler değil de böyle daha sert, motive edici müzikleri tercih ediyorum. Ama ölçüyü dayayıp geçme şeyler dinlemesin. Peki şey konusuna geçmek istiyorum abi ben. Aynı anda birkaç işle ilgilenme. O konuda ne düşünüyorsun? Bu multitasking'i bir kısa zaten istersen konuşup şey yapalım, geçelim. Yani diğer konuda, çünkü bu odaklanma yöntemleriyle ilgili de birkaç daha hazırlık yapmıştım. Tamam. İstersen ama buna değinelim öncesinde. Hiç fark etmez. Ondan önce şeyi söyleyeceğim. Erdem yazmış chat'e, unutmadan söyleyelim. Odaklanma konusunu öneren Ali Can İsaoğlu'na da teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hakikaten de, yani benim konuşmak istediğim bir konuydu üstüne bu çok. Hani yazılmasa aklımıza belki gelmezdi. Teşekkürler Ali Can İsaoğlu. Bu tip bu arada şeyleri, yani konu önerileriniz varsa da yine lütfen chat'e yazın. Hani ne konuşulmasını istiyorsanız, bizim de dikkatimizi çekiyor. Bazen hani bizim içimizde de oluyor, konuşasınız oluyor ama aklınıza gelmiyor o ara. Bir de konuları hani yazarsanız biz de daha şey yaparız. Aslında belli bir programımız, belli bir planımız yok. Chat'in yönlendirmesi etkili oluyor aslında. O yüzden düşüncelerinizi paylaşmanız bizim için önemli. Aynen. Multitasking olayında abi bence hani ya bu da çok şey bir konu. Üzerine tabii çok konuşulan, yine hani bir sürü araştırmalar yapılan bir konu. Ama yine bireysel bir şey var bence orada. Yani çünkü bir sürü, yani şimdi iş hayatında bir sürü insan görüyorsun. Kimisi çok garip şeylerden şey olabiliyor insana, motive olabiliyor. Yani mesela eminsizlikten motive olan insanları tanıdım atıyorum. Yani hani şey olmamasından, hani yaptığı işlerin garanti bir şey geliri olmamasından atıyorum. Sırf gelir de değil, yani garanti bir başarısı olmamasından motive olan insanlar var. Mesela benim karakterim, Erdem'le mesela bunu arada konuşuyoruz. Erdem'e de ilginç geliyor. Hani biraz da aynı anda birden fazla şeyi, yani şey aynı anda derken bir zaman diliminde bahsetmiyorum. Yani aynı süreçte, aynı hayatımın aynı belli zamanlarında birden fazla bir şeyleri, işleri götürünce ben mesela mutlu oluyorum. Hani işte hem yakın kampüs olacak, hem 3D modelleme olacak, hem oyun olacak, hem
başka bir şeye de girişeceğim o ben sırada de falan. Bende de olur. İşe yaramış gibi hissediyorum kendimi. Ha, bilmiyorum. Belki yanlış bir pratik olabilir. Onu da bilmiyorum ama bence biraz karakterle ilgili bir şey işte. Yani beni heyecanlandırıyor mesela. Çünkü ben hep şeyi fark ediyorum. Yaptığın işlerin ufak bağları varsa birbiriyle. Hı-hı. İşte mesela oyunla 3D birbirine benim kafamda bağlı. Veya yakın kampüste diğer yaptığım her şey birbirine biraz bağlı. Birbirini sinerjik olarak desteklediğini çok düşünüyorum. Yani bir şey yaparken bunu burada da yapabilirim gibilerinden. Ama tabii multitasking denen şey bu değil galiba. O da ayrı bir mevzu. Yani sadece şunun için bu örneği verdim. Multitasking işte yalandır, asla çalışmaz demek kolay. Ama gerçekten hayatta tanıştığım bir sürü değişik tip insan var. Çalışmayı farklı türlü seven, farklı türlü bakan. Dolayısıyla multitasking'in çalıştığı adam da kesin vardır bence. Yani bir hani... sanki öyle insanlar tanıdığım gibi geliyor. Bilmiyorum. Ama benim için, yani ben yine bu soruya kendim için karar verebilirim. Yani deminki aslında Gökmen'in yazdığı gibi. Hani burada dediğim şeyler, bunlar benim fikirlerim ve hayatımda gözlemlediğim şeyler. Şey değil yani, ben bunu psikolojik bir data olarak bu alınsın, bu akademik bir şey değil yani, konuşma değil. Dolayısıyla kendi gözlemimi aktarabilirim. Benim için multitasking çalışmayan bir şey. Yani ben de bir anda bir şeye odaklandığım zaman daha derine dalabiliyorum. Hı hı. Daha hızlı aktif çalışabiliyorum. Daha hızlı sorun çözüyorum. Daha hızlı istediğim seviyelere geliyorum diyeyim daha doğrusu o işte. Hatta özellikle bu süreyi uzatabildiğim zamanlarda bu yine bu videoyla ilgili araştırma yaparken şöyle bir şey duydum. Mesela işte ilk başlangıçta bu flow'da çalışma mevzu işte maksimum bir saat gider falan tarzında bir şey okudum. işte ama pratikte işte günde 4 saate çıkarabilirsiniz gibi bir şey okudum. Yani ben bu şekilde ölçmedim, tartmadım kendi hayatımda ama bende de mesela başlarda bir şeye tek başına bir şey yapma hakikaten 40 dakikayı geçmiyordu. Hatta ilk orada şeyleri denk gelmesi ilginç gelmişti. Lisede mesela bir dersin süresi 40 dakikadır ya 45 dakikadır. Hani aslında insanlar gerçekten normal bir attention span'e göre onu ayarlıyorlar gibi düşünmüştüm. Tabii şu an hani ortalama attention span'imiz çok düşük ama yani dikkat aralığımız attention span diyorum. Velhasıl hani benim için o 45 dakika uzadıkça işte 1 saat 2 saat oldukça ki ben de şu an 1,5-2 saat bu arada hala şu an 4 saati göremedim yani. Ama mesela 2 saat içinde gerçekten yani acayip hızlanabiliyorsun bazı aşamalarda yani gerçekten böyle. Ya o Gürkan hatta 2 yayın önce yazmıştı onu hatırladım. Hani bazen o büyü ne zaman oluyor belli olmuyor gibi bir muhabbet yapmıştık ya. Hakikaten o çalışırken bazen bir şeyler böyle sanki hani temassızlık yapan bir ışık bir anda temaslı hale geliyor ve yanıyor gibi oluyor gerçekten. Böyle marşa basmışsın ve motor cayır cayır çalışmış gibi bir hisle öyle bir momentum geliyor. O bence de uzadıkça o süre, uzatabildikçe o süreyi nasıl uzatacağımızla ilgili dediğim gibi yine konuşabiliriz. Ben de en azından çok işe yarıyor, ateşleniyorum, güzel çalışıyorum gibi hissediyorum. Sende nasıl oluyor? Aynı anda birden fazla şeyle uğraşma zaten ben tabii bu konunun uzmanı değilim. Bu yayın için ben de böyle birkaç baktım. Bilimsel olarak da zaten mümkün değilmiş bu aslında. Beyin bir şeye odaklanırken başka bir şeye odaklanmak istediğinde onu hemen aşağıya çekip diğerini bir arttırıp aslında aynı anda iki şeye eşit oranda odaklanamıyoruz. O yüzden aynı anda birden fazla şeyle uğraşmak beni hep hataya böyle sevk eder. Kesinlikle hatta böyle büyük hatalar yaparım genelde. Ama aynı senin de tam da bahsettiğin gibi aynı süreç içerisinde birkaç işle uğraşmak işte belki bir gün ya da bir süre işte proje ya da 3D ya da işte yakın kampüs dediğin gibi ya da eğitim bunların hepsini aynı anda yürütünce ben de işe yaramış gibi hissediyorum. O derin çalışmayı ben senin gibi böyle sürekli deneyimleyemedim. Yani dönem dönem oluyor bende. Bazı günler oluyor. Hatta diyorum ki bazen gaza geliyorum. Dün yaptım. Bugün de oturacağım. 2 saat temiz çalışıp işte işi şu seviyeye getireceğim ya da bitireceğim diyorum ama o istek olmuyor. Ya da aynı hevesle, aynı odaklanmayla diyeyim çalışamıyorum. Orada da biraz sanırım kas hafızası gibi böyle çalıştırdıkça yani ona böyle biraz daha mesai harcadıkça süre artıyor. 1 saat, 2 saat ya da önce haftada birkaç kere yapabiliyorken sonra her gün yapmaya başlıyorsun. Senin pek çalışma yöntemlerin neler abi? Neler yapıyorsun? Aynen yani şimdi tam da ben de güzel bir konuya getirdin diyecektim. Dedin ya pratik ettikçe ya da nasıl acaba oraya geliyor yani mevzu. Hani güzel bağlandı. Hatta tam da denk gelen bir yorum var onu da okuyayım. Nuran Demir yazmış. Bu konuyla alakalı Cal Newport'un Pür Dikkat kitabını öneririm demiş. Derin ve verimli çalışmanın nasıl mümkün olabileceğini günümüzün geriye kalan zamanını size
kalmasından bahsediyor demiş. Tamam, teşekkür ederiz. Ben de bir bakacağım. Okumadım bu arada. Ben de. Sağ olun. Böyle önerilerinizi de bekleriz. Bize de iyi gelsin chat biraz. Yani şey, bu webinarlar, live'lar iyi oluyor. Evet, yani bence tam da aslında zaten bu yani ana konu, yani altın madeni konuşmamız gereken belki şey bu. Çünkü zaten hani asıl merak edilen bu tip şeyleri çok duyuluyor orada burada da. Hani biz yeni ya da bizim kendi açımızdan ne söyleyebiliriz bu dediğin, sorduğun konuda? Yani o biraz önce bahsettiğim atölye ortamı analizisine bir an düşünüyorum. Hani bu tip bir mood'a sokmaya çalışıyorum kendimi. Yani oradaki mood'umu anlamı aslında gözlemlemeye çalışıyorum. Çünkü bir sürü işte bu konuda yorumlar var. İşte milletin fikirleri var. Ama belli, biz de hani belli bir yaşımızdayız. Ve bu yaşımıza gelene kadar öğrendiğimiz, piştiğimiz, içimize doldurduğumuz bilgiler var. Hı hı. Ve Dicle Aslak kitabı okumaya nasıl odaklanacağız demiş. Güzel. Şimdi onu anlatıyoruz. Yani dolayısıyla o içinde biriktirdiğin, kendine güvendiğim, yani o atölye ortamını tekrar bakın hayal ettiğimi hatırlatıyorum. O içimde biriktirdiğim, kendime güvendiğim, oturduğumda elime o işte ahşabı oymak için aldığım aleti düşünmeden ya da plan yapmadan belki, benim hı-hı için bu tanım bu arada, senin farklı olabilir, merak ediyorum, sonunda soracağım. Kullanabilme halimi hayal ediyorum, tamam mı? Nasıl bir duygu içindeyim, nasıl bir şey içindeyim? Ve bu hale gelmek için neler yapmam gerekiyor? Yani biraz önce bahsettiğimiz şeyler çok basit belki. Masanı topla, tamam eyvallah, hani çok sağ ol yani bilmiyorduk gibi düşünüyor insan. Ama hakikaten göz ardı et, yani masanı toplamayla mesela senin biraz önce dediğin gibi ufak tefek notlar alıp onları halletme benzer bir kafa gibi geliyor. Hani o onu anlatıyor aslında. Burada alacağın, kaldıracağın bir şey var ve aklının bir yerinde sürekli bir onu kaldır, onu kaldır, onu kaldır diye yani konuşan küçük bir hücre var. O hücreyi bir şekilde susturmadığın zaman o dediğim mesela 45 dakika, 1 saat, 2 saat içine girme olayları sanki zorlaşıyor gibi düşünüyorum ben. Dolayısıyla hani bu hücreleri, bu bing hücreleri susturacak şeyler aslında yapmaya çalışmak. Bu arada mesela Dicle Aslan'ın yazdığı kitabı okumaya nasıl odaklanacağız aslında ilginç bir soru. Ben yakın zamanda bizim Güney Afrika'da yaşayan bir arkadaşımız var. Onu da buradan analım. Onunla konuşurken o mesela işte akşam uyurken oyun oynayarak mesela işte telefonunda uykuya dalıyor. Ben de bu arada video izleyerek uykuya dalıyorum. her gün değil. Bazen kitap okuyorum, bazen video izliyorum ama sık yaptığım bir şey en azından. Mesela o demişti, elime bir kitap alıyorum akşam uyumadan önce ama odaklanamıyorum. Aynı cümleyi hatta hepimiz yaşamışızdır bunu. Ben de çok yaşadım. Sayfayı okursun, bir sayfa bitti, kendi sayfayı çevireceksin. Bu sayfada ne yazıyordu lan deyip başa dönüp tekrar okuyorsun ya böyle. Aynen. Hani o tip bir loop'a giriyorum diyordu mesela. Hakikaten kitap okumak şey bence. Bir iş. Hani yani. Odaklanabildiğini aynen gösteren bir şey bence. Bir insan odaklanma yeteneğinin bir tık geliştiğini gösteren bir şey. Çünkü biz şu an şeylere çok alışığız ya böyle. Bir filmde mesela basitçe içine alıyor seni. İşte oyun oynuyorsun, hemen hızlıca içine alıyor. Kitap biraz da seni demek göstermen gereken, ilk girmek için bir şey olduğu için biraz daha hani garip. Hani o mesela iyi bir egzersiz bile olarak bile düşünülebilir belki bu anlamda. Ama hani benim yöntemim yine dediğim gibi o kafamdaki küçük hücreleri susturmak abi önce. Yani ne bağırıyorsa, ne söylüyorsa aslında yine 2-3 yayın önce şeyden bahsetmiştik ya, işte çalışma tipleri. Kimisi hani eat the frog diye bir metoddan bahsetmiş. Kimisi ağır işi önce bitirme taraftardı. Kimisi küçük işleri falan gibi. Küçük işleri yavaş yavaş bitirmek bende böyle bir etki yapıyor mesela. Hücreler yavaş yavaş sessizleşiyor. Hani senin de biraz önce o dediğin not aldığım notların üzerine çizdikçe de bir momentum da kazanıyor olma la beraber hızlanıyorum. Sonra mesela daha değerli çalışma saatlerine veya daha zor işleri halledebildiğim, o daha derin odaklanabildiğim zamanlara geliyorum. Ya bence bu momentumu inşa etmek ve bunu engelleyen şeyleri de gözlemlemek aslında genel hikaye. Yani bunu yaptım, iyi bir sonuç vermedi. Bir daha denedim, iyi bir sonuç vermedi. Yapmadım, daha iyi odaklandım. Tamam, demek ki o senin odaklanmanın önünde bir engel. Biraz hani bu klişe, yani izlediğim kadarıyla klişe laflardan bir tanesi, odaklanmak için ne yapmalıyım değil, odaklanmak için ne yapmamalıyımı biraz da düşünün diyor mesela. Hani bu tip bir klişe one-liner'larda bugün diye. Bir tane daha one-liner'ım var bugün. Ha, bir one-liner'ım daha var. Ne dedim, pardon? Yok, buyur abi, sen sözünü bitir.
Şey yani hani bu tip bir düşünme şeyi de olabilir. Yani bir şey yaptığımda kötü etkiliyorsa onu oradan çıkarma, o prosesten çıkarma iyi bir pratik olabilir. Ya yani bunların hepsinin temeli için diyeceğim birkaç laf daha var ama sana biraz pas vereyim diye toparlıyorum burayı. Ben de bir şey soracaktım aslında. Yani, o yüzden araya girdim. Peki yani senin bu kurduğun akışta o işte atölye analojisinde gelen telefon bunu etkilemiyor mu abi? Yani ya da acil gelen bir mail, hemen dönmek zorunda olduğun bir telefon, bütün planını alt üst eden bir şey, bir işe odaklan, yani ben bu işe odaklanıp bugün bu işi bitireceğim diye düşünürken alakasız bir iş ama acil bir iş seni bölmüyor mu? Onda nasıl geri toparlanıyorsun? Güzel bir mevzu. Bu da yine aslında aldığım notlardan birine güzel bağlanıyor. Dolayısıyla o tarafa da geçiş yapayım. Hı hı. İstersen bir iki de yorum okuyalım hemen şeyden önce. Kitabı, bak Nuran Demir şöyle demiş. Güzel, kitabı sadece 2 dakika okuma sınırı koyun ve 2 dakika sonra bakın 24 saat içinde 2 dakika hiçbir şey. Yani pratik ya, yavaş yavaş başlayın. Bir saat oturup kilitlenmeye odaklanmayın diyor herhalde. Bir tane de dikkat eksikliğim tavan yaptığında ben de dikkat kitapları okuma konusunda sıkıntı yaşıyordum. Çözüm olarak bütün teknolojik aletleri kaldırdım ve yalnız kaldım. Bu yardımcı olmuştu. Şimdi sorduğun şeye de herhalde bağlanıyor. Bu konuda da şöyle daha genel bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bakış açısından. Bu iç motivasyon ve dış motivasyon diye bir iki tabir var dışarıda dolanan. Bence bu şey anlamında yani bu dediğin minvalde düşünülmesi gereken bir mevzu. Bir şekilde bence yine benim fikrim, benim şeyim, hani pratiğimi anlatıyorum. Dış motivasyonlardansa iç motivasyonlarla yapabileceğimiz işleri hayatımızda daha çok bulundurmamız gerekiyor. Bu benim fikrim. Senle de hatırlarsan dün bununla ilgili ayrıca bir yani muhabbet esnasında bir muhabbet yapmıştım. Daha mekan bağımsız, daha zaman bağımsız işleri, şu an bir sürü böyle iş var artık ortada ve aynen. Hani bizi dinleyenler sanırım yani tahminim yine 3D ile uğraşan, işte yazılımla uğraşan insanlar şu an. Dolayısıyla bizim için yani sizin için ya da böyle bir imkan daha bence çok başka tip iş yapan insanlara göre. Hayatımızda daha çok bu işleri bulundurarak para kazanabiliriz aslında. Bu bir tavsiye değil, bu bir şey değil. De bana uyan şeyi anlatıyorum. Yani ben bunu üstüme giydiğimde rahat ettim. Bu dediğin sorunlar daha azaldı anlamında söylüyorum. Anladım. Bunun dışında ya da bu şeyi kurabildiğim zaman hayatımda, yani bu zaman bağımsızlığını en azından kurabildiğim zaman WhatsApp bildirimlerimi kapattım mesela. Atıyorum bu çünkü gerçekten telefonum şöyle yanımda duruyor. Şu an mouse'umun yanında. Hakikaten orada ekran parlayınca abi illa bakıyorsun yani. Aynen. Yapacak bir şey yok. Hatta bu yayın hemen başlamadan 5 dakika önce işte mesela bir mail geldi dediğin gibi. Şöyle bir baktım. Dedim bakmayayım şimdi, bakarsam dikkatimi alacak gereksizlere dediğin gibi. Yani bu oluyor. Ama bunu bildirimi kapatabiliriz. Ters çevirebilirim. Yani ben kendi adıma yine. Arama konusunda tabii aranıyorsun. Onda yapacak bir şey yok. Hani belki cevap vermeyerek, geç dönerek insanları seni aramaktan soğutabilirsin. Mesai saatlerinde. Belki geç saatlerde hani daha şey olabilir ama hani velhasıl şöyle ilginç bir şey söyleyeceğim. Şöyle yine iki tane yeni one-liner gibi. Kötü one-liner diye şey yapalım bence. Böyle bölüm yapalım. Şöyle bir laf duydum yine bu konuda araştırma yaparken. Mail kutusu başka insanların senin hayatını tutmak istediği ajandasıdır diyor aslında. Yani başka insanlar senin günün nasıl geçsin istiyor, mail kutusu odur diyor. Dolayısıyla İlginç. Mail kutusuna bakarak çalışırsan başka insanların senin gününün nasıl geçtiğiyle ilerliyorsun aslında. Yani tabii ki klişe bir şey, vallahi kabul ediyorum. Hani bunu böyle bütün bu konsepti alıp bütün bu şeyle değerlendiremeyiz cümleyle. Ama ilginç bir düşünme mantığı bence de. Hani dış etkilerle çalışıyorsan, dış etkilerle motive oluyorsan zamanla o gerçekten yapmak istediğin şeyleri öteleyip duruyorsun veya yapmıyorsun. Ve odaklanmak da zorlaşıyor o işlere. Çünkü aklında hep aslında gerçekten yapmak istediğin işler oluyor. Hani küçük bağıran hücreler, biraz önce konuştuğumuz vardı ya, hani onlar susmuyor sen onları susturmadığın sürece. Dolayısıyla hani böyle bir bakış açısı ilginç olabilir. Abi söylediklerini ben kendime çok pardon. Söylediklerini ben hani aslında nasıl uyarlayabilirim kendime diye düşündüğümde, yani şunu düşünüyorum. Bazen açmak zorunda olduğum telefonlar oluyor. Yani aslında işte, aynen. Biraz önce pardon, tam da hani şey diye sana vereceğim yine sözü, sadece hani şey diye söylüyorum. Tam da demek istediğim bu, yani ben kendi hayatımda daha az
zaman bağımlı işler yaparak bunu elde etmeyi başardım en azından. Yok, anladım. Hani eğer zaman bağımlı bir iş yapıyorsam da bunun bedeli benim açımdan en azından yüksek oldu. Hani ki şey olsun, hani değsin gibi düşünerek. Ya çok bir şey öğreneceğim o işten, ya gerçekten hayatımı daha iyi idame ettireceğim bir şekilde maddi bir geliri olacak falan gibi. Anlatabildim mi? Yok, çok iyi anladım. Zaten dediğin gibi abi, çeşitli sebepler, ya işte tecrübe burada ön plana çıkıyor, ya dediğin gibi ekonomik sebepler ön plana çıkıyor. Bu sebeplerden dolayı tercih ettiğimiz işler ya da dolayısıyla aslında tercih ettiğimiz yaşantı biraz bizi yönlendiriyor. Sen Evet. devam et abi istersen, ben böldüm. Ha, tam o şeyi söyleyeyim o zaman. Bu iç motivasyon, dış motivasyon olayıyla ilgili one-liner'ımı söyleyeyim. Ya one-liner dedim de şey, yani böyle çarpıcı ama şey cümle, yani o anlamda Anladım. söylüyorum. Yani bir genelde böyle çok eğitici olmuyor bence, yani çok gerçekçi olmuyor ama en azından akılda kalıyor böyle şeyler diye özellikle söylüyorum. Şey, yumurtayla ilgili bir ilginç bir laf duydum. Yumurta dışarıdan kırıldığında işte sonucu ölüm olur. Yumurta içeriden kırıldığında sonucu hayat olur diye bir laf duydum. Burada gülmeden söylemesi zor. Ama hani şeyi anla, hani yani orada da hani Anladım. böyle iç motivasyonla hani bir şey yaptığında hakikaten, çünkü istediğin şeyler onlar aslında. Yani sen çocukluğundan beri hayal ettiğin bir şey var, yapmayı hayal ettiğin bir potansiyelin var ve ona gitmenin yolu da bence hani bu dış etkileri biraz daha azaltmak. Ama dediğin gibi şu an hani ne kadar gerçekçi herhangi birimizin hayatında bilmiyorum ama bunları azaltmak en azından zaten biraz bence Akdeniz insanı olmamızdan mıdır nedir bilmiyorum ama hayatı çok 0-1 gibi görüyoruz bence biraz. Hani bu bir tane telefon gelse bütün günün mahvolmuyor abi. Bir telefona cevap verip tekrar girebilirsin işin içine. Hani bu günde 10 kere 20 kere oluyorsa bir sorun bence. Dolayısıyla bunu hani günde 20 değil de 5 kere olmasını sağladığında aslında eskisine göre daha iyi bir noktadasın. Yani illa aman ben de şey odaklanamıyorum, dikkat dağınıklığı var, hani buna giremiyorum gibi bir çat diye çizmene gerek yok yani bunu. Bende de şey oluyor abi, o tarz bölünmeler yaşadığımda ya da böyle akıp gidip daha sonra bölündüğümde ya da sıkıldığımda, bunaldığımda ara vermek çok iyi geliyor. O ara Evet. vermeyi küçük bir işe geçerek de yapabilirim. İlla tamamen bırakmıyorum. Yani o yoğun işten çıkıp bir mail atarak da ya da bir WhatsApp'a bakarak da ya da böyle videolara falan bakmak benim biraz hobim gibi. İşte yeni ne var ya da ilgimi çeken başka şeylere bakmak, mesleki programlarla ilgili. Ya hiçbir şey yapmak istemediğim zamanlar oluyor. O zaman yürümek aşırı iyi geliyor. Onunla ilgili de bir araştırma okumuştum aslında abi. Doğada yürümek, ağaçların içerisinde yürümek özellikle şöyle ifade ediyor. Adamın adını unuttum da. Boyu kendinden yüksek ağaçlar arasında yürümek insana mutlaka, yani kesinlikle iyi geliyormuş. İlginçmiş. Aynen, onu ben de denedim. O yüzden aslında bulunduğumuz fiziksel çevreye göre işte bir yürüyüş yapmak, etrafta biraz dolanmak ya da mesela ben Mersin'deyim, sahile çıkıp biraz böyle deniz havası almak vesaire bana iyi geliyor. Sen bu geçişi nasıl sağlıyorsun peki? Ara verdiğinde tamamen mi kopuyorsun yoksa bir metodun var mı senin bu konuyla ilgili? Yani yine aslında biraz da gelişine ama dediğin gibi hani bu rahatlatıcı aktiviteler genel olarak hani ben de seviyorum. Hani şey yani dediğim gibi hani bir işte kız olunca falan hep aynı yere geliyorum ama hani biraz orada zaten otomatik, hani onunla vakit geçirmek, oynamak hani hemen kafanı değiştiriveriyor. Hani o Ondan önce hani ne yapıyordun eminim peki abi? ya yine biraz tabii biz fazla yakıyorduk bence kendimizi daha gençken. Hani kızdan önce hemen öncesinde biraz tabii kafa çalışmaya başlamıştı, akıllanmaya başlamıştı ama hani daha gençken çok şeyimiz yoktu. Yani pek dinlenmiyorduk yani diyeyim. Duş almadan, uyumadan çalıştığımız zamanlar oluyordu. Ama hani tabii ki mantıklı değilmiş yani. Şimdiki aklım olsa yapmayacağım şeyler. Ama hani hataları da işte seninle yine muhabbet ederken konuştuk ya. Hataları yapmadan bence anlamıyorsun abi. Şimdi ben burada hani 10 tane şey söylesem çok hepimize çok iyi gelecek. Hani herkes onu deneyecek de sonuca varacak. Yani ha, olmuyormuş diye elini sobaya değdirecek. Yoksa hani o yüzden ben de en azından böyle şey yapıyorum, bakıyorum. Ama dediğin gibi yürümek bende de var. Ben de Göztepe'deyim bu arada. Şeye sahile iniyorum. Hoşuma Süper. gidiyor bazen. Veya işte çocuğumla oynamak. Kedim var şimdi yandan miyav miyav şey yapıyor. Geliyor mu sesi bilmiyorum ama beni Geliyor. kapımı rahat bırakmadı bisikleti. Onunla oynuyoruz falan. Yani gezmeyi seviyoruz biz eşimle. İşte daha geçen hafta mesela Bodrum'daydık. Hani git, yani şey için değil, hani denizi menizi için değil, hani gidip bir hava değiştirmeyi, arkadaşlarımızla görüşmeyi, orada birkaç arkadaşımız yaşıyor, onlarla da görüştük falan. Sosyalleşmeyi, yani bu tip şeyleri ben de muhakkak
yapmaya çalışıyorum. Dinlenmek adına. Peki başka çalışma yöntemleri adına önerilerin var, var mı abi? Var. Bitmedi. Notlarım bitmedi Rümet. Çok fazla var. Bir iki tane şey söyleyeceğim. Bu konuları hızlıca geçip sonra asıl daha üzerine senin de fikirlerini merak ettim. Chat'in de fikirlerini merak ettiğim birkaç bir şey var. Onları duymak istiyorum. Birincisi fiziksel kondisyon bence çok önemli. Hani onu çok fazla değinilmiyor bu tip bir şey. Yani daha beyinle ilgili bir şey gibi hep konuşuluyor ama bence hani kendini şey anlamında iyi hissetmek, fiziksel olarak çalışıyormuş vücudun gibi hissetmek, yani akıyormuş gibi hissetmek önemli gibi geliyor. Benim en iyi edindiğim alışkanlık, bir sürü lanet kötü alışkanlığım var ama en iyi edindiğim alışkanlık gençliğimden beri ben çok bol su içerim. Yani böyle yanımda markasını göstermeden bir litre böyle şeyim olur her zaman. Şişem olur. Günde de en az 3 kere 4 kere doldururum yani bunu, öyle söyleyeyim. Hani bu bana çok iyi geliyor. Hani özellikle bunu tavsiye ederim. Hakikaten böyle özellikle soğuk su içtiğinde sanırım vücut fonksiyonların işte atıyorum böyle 15-20 saniyeliğine hakikaten hızlanıyor, kan akışın hızlanıyor falan hissediyorsun da yani. Beni böyle akışta olmaya bayağı şey yapıyor. Yardımcı olan şeylerden bir tanesi. Yine daha son zamanlarda başladım buna ama egzersiz, yani sabah güne başlamadan mesela senin dediğin gibi bir şey de olabilir. Yürüyüş de olabilir bu. Ya da bir hani herhangi bir egzersiz artık neyse. Bence o da vücudu çok çalıştırıyor. Bir terlemek yani, anlatabildim mi? Şöyle bir terlediğin zaman sanki vücut bir çalışmaya başlıyor gibi hissediyorum. Bu tip şeyler bence odaklanmaya çok yardımcı oluyor. Çünkü fiziksel rahatsızlıklar, ufak ağrılar falan hep böyle aslında vücudumuzda bizi yine o bağıran hücreler gibi bizikleyen ufak şeyler bence. Onları biraz daha azaltmak adına iyi oluyor. Mesela yine bu araştırma yaparken ilginç bir şey duydum. Şöyle kambur oturduğumuzda çalışırken, kambur oturduğumuzda, şu an kambur oturanlar diye söylüyorum. Sen Rümet. Ciğerlerimizin alt 1/3'lük kısmını dolduramıyormuşuz nefes alırken. Ve hani bu ciddi anlamda aslında oksijenin yani onun yine söyleyenin dikkat çekmek için abarttığını düşünüyorum ama şöyle diyor. Alt 1/3'lük kısım aslında vücut, yani total aldığımız oksijenin 2/3 gibi bir şey diyor. Emin değilim, hani önemli de değil bence ama şey yani velhasıl fiziksel olarak kendimizi bir stres altına sokuyoruz aslında bakarsan. Dolayısıyla bu tip şeylere, yani fiziksel kondisyonumuza dikkat etmek bence çok önemli. Bunu hani senin söyleyeceğin bir şey varsa söyleyelim, toparlayıp geçeceğim. Yo, oksijen konusu bana da mantıklı geldi. Sonuçta beynin en önemli yakıtlarından biri oksijen. O yüzden yani oksijen kapasitesini ya da miktarını arttırmak mantıklı geldi yani bana aslında. Aynen. İkincisi, bu biraz daha bence derin bir konu. Overstimulation diye bir muhabbet var. Yani biz aslında bence beynimizi gün içinde alışık olduğumuzdan, yani genetik olarak alışık olduğumuzdan fazla stimüle ediyoruz şu an. İşte bu klasik konuşulan işte sosyal medya bilmem ne laf sokma muhabbetleri. Ben bu konuda şey düşünmüyorum bu arada, hani teknolojinin şeytani olduğunu düşünmüyorum. Bence teknoloji bize inanılmaz faydalar sağlayan veya hani faydasını geçiyorum. Yani artistik olarak düşündüğünde, yani ne bileyim, şu an Mars'ta yürüyen bir tane insansız uzay aracı var abi. İnsanoğlunun beyni yaptı bunu. Hani biliyorum, inanılmaz geliyor bana. Hani bu çocukken hayal kurduğun şeyi düşünsene, bu bir şey gibi yani. Ne bileyim, ejderha masalı gibi bir şey yani baktığında. Hani böyle düşündüğün zaman bence inanılmaz güzel bir şey. Ama hani beynim, ya yani biz biraz daha onunla olan engagement'ımızı, angajmanımızı ya da işte meşgul olma biçimimizi belki daha kontrol edebilir olabiliriz. Yani onun bizi, yani bu biraz önce konuştuğumuz dış etkenler olarak onun bizi yönlendirmesini daha az müsaade ederek belki biraz daha faydalı bir hale onu getirebiliriz gibi düşünüyorum. Ama yani sürekli şu an işte, yani şöyle de ilginç bir şey okudum. Facebook'ta bir refresh yaptığında ya da işte Instagram'da bir aşağı çekip refresh yaptığında aslında beynin sevdiğin bir yemeği yemişsin kadar neredeyse bir dopamin ya da işte whatever hormonu salgılıyormuş. Şimdi hemen tıbbi olarak bize şey eleştirgenmiş. Hocam o dopamin değil, bilmem ne serotonin falan diye, bilmiyorum yani orasını ama hani vücuduna mutluluk veren bir hormon salgılıyormuş. Dolayısıyla aslında normalde hani eskiden bunu günde 3 kere yaşadığın atıyorum hazzı sen saniye başı 10 dakika başı yaşayabiliyorsun. Dolayısıyla hani hep up bir stimülasyonda beynimiz şu an. Aynen.
Dolayısıyla mesela basit bir şey sana ilginç gelmiyor artık. Hani atıyorum işte demin dediğin gibi bir mimari projenin ölçülerini vermek atıyorum. İlginç bir şey değil ki bu. Çünkü aynen, beynimiz çok daha ilginç şeylerle sürekli şeyde, muhabbette. Dolayısıyla bu overstimulation olayını ben de daha fazla incelemeyi deneyeceğim son zamanlarda, ama bu özellikle işte dopamin diyeti falan tarzı şeyler var. Yani işte bir süre işte sana bu tip haz veren şeyleri bırakma gibi, diyetine girme gibi. Bu tip şeyleri denemek veya düşünmek ilginç olabilir. Şöyle bir yorum var abi aslında. Asosyalim, odaklanamıyorum, çalışamıyorum. Mental sorun ve motivasyon eksikliği yaşıyorum. Ya ben aslında çok sosyal biri sayılmam. Böyle sosyal olmayı da çok seven biri değilim. Özellikle şeye dikkat etmeye başladım bir süredir. Yanında kendimi rahat hissetmeyeceğim insanların yanında olmamaya çalışıyorum. Dediğim gibi böyle telefonlarını açmayarak onların böyle arama sıklığını azaltmaya, böyle sağlamaya çalışıyorum. Çünkü rahat hissetmediğim bir ortamda ben de böyle çok, yani kendimi ifade etmek istemiyorum, konuşmak istemiyorum ve bu sıkılıyorum. Bu da aslında bir motivasyon eksikliği yaşatıyor. Yani öyle bir buluşma sonrasında verimli bir çalışma gerçekleşemez. Ya da o çalışmadan sonra kendini yanında rahat hissetmeyeceğin insanların yanına gideceğini bilmek de bence, yani o çalışmadan sonra nereye gideceğini bilmek de o çalışma esnasındaki odaklanmanı ya da motivasyonu etkileyecek şeyler. Bu asosyallik ve mental sorunlarla ilgili sen ne söylersin abi? Çok güzel söyledin bu arada. Yani açıkçası benim de üzerine düşünmek istediğim bir şey oldu, cümle oldu. Yani bilinçsizce çoğumuzun belki yaptığı bir şeydi ama hani ilk defa böyle bir mercek altına koydum kafamda ben de sen söyleyince. Bilmiyorum, güzeldi yani. Ben de benzer galiba hissediyorum. Yani zaten sosyalliği yaşarken yanında dediğin gibi hani biraz daha böyle, daha gençken işte o biraz da, ya da 20'li yaşlardayken benim için en azından bir sorundu daha çok. Hani dediğin gibi şey yapan insanlar, hani seni geren insanların yanında olmak zorunda hissetme işte gibi şeyler. Şimdi ben de yani kesinlikle hani rahat edeceksem yani orada olmak istiyorum. Çünkü hani eninde sonunda kendi bir düzenin, kendi bir hayatın, kendi bildiğin doğrularla yaşadığın bir hayat bu. Ve öyle de olmalı bence yani. Aksi şey değil yani, hoş gelmiyor bana en azından. Bana oturmuyor diyeyim. Dolayısıyla dediğin gibi yani yanında rahat hissedeceğin insanlarla sosyalleşmek kesinlikle iyi gelir bir sürü şey hayatında. Güzel bir noktaydı bence. İki tane de şey muhabbetim var. Onları da açayım istersen. Tabii, tabii. Son yavaştan toparlarız. Şöyle bir şey yine fark ettim bu konuşma için araştırma yaparken. Hep aklımızda genelde daha iyileşmeyen kondisyonumuzu, durumumuzu bulunduğundan bir tık iyiye götürme gibi bir şey var aslında bence. Gereklilik gibi bir şey var yani, neyse. Fiziksel olarak mı, mental olarak? Mental olarak mı? Genel hayat konforu gibi, anladım, düşünüyorum. Yani benim demek, tamam, istediğim pencere buydu. Yani şu hani ne yapayım ki şu ankinden daha iyi koşullara sahip olayım. Bu koşullar illa maddi değil yani, huzursal olarak da olabilir. Herhangi bir şey olarak, ama yani hayat konforu olarak genellemek için söyledim. Bu da yine bence odaklanmanın önündeki engellerden bir tanesi. Çünkü mesela yapacağın işi öncesinde biraz düşünürsün ya, mesela o ana gelene kadar. O bir alışkanlık haline geliyor, bir momentum haline geliyor ve o işi yaparken de bir sonra yapacağın şeyi düşünmeye alışkanlığı getiriyor insanda bence. Dolayısıyla yani yaptığın işi yaparken geleceğini, işte kendini nasıl daha iyi bir hale getireceğini veya o işi nasıl daha iyi yapacağını düşündüğün zaman aslında flow'dan bir şekilde uzak kalmış oluyorsun. Yani bir şekilde amaç, hani bu benim de çok pratik ettiğim bir alan değil. Dolayısıyla hani belki tavsiye olarak bir şey söyleyeceğim, daha çok hani şikayet olarak söyleyebileceğim şeyler. Ama hani amaç orada sanki o anda kalmak, işte o işine odaklanabilmek olmalıyken sen gidip hani hep projeksiyonlar yapıyorsun kafanda, gelecek projeksiyonları. Aslında bizi şey, bir predator olarak, bir hani avcı olarak besin zincirinin üstüne koyan şeylerden bir tanesi gelecek projeksiyonu yapabilmemiz. Hani böyle giderse seneye bu iş yalan olur gibilerinden konuşabilmemiz. Ama hani bu aynı zamanda bence o akma, dediğin gibi hayatta yani o yaşarken yaşama yani gibi bir şeyi de azaltıyor. Ama abi böyle bunu düşünmene sebep olan şey o an aslında yaptığın
işin niteliği de etkili değil mi bunda? Mesela ben angarya bir iş yaparken belki bir saatte yapacağım iş ama onu yapmamak ya da işte gelecek kafamda gelecek projeksiyonları çizmek, bu işin bana sağlayacağı faydayı düşünmekten ya da nasıl savuşturabilirim bunu düşünürken belki 2 saat vakit geçiyor. Halbuki oturup yapsam 1 saatte bitireceğim iş. Onlardan da aslında kaçmak gerekiyor ama dediğin gibi bu hayat koşullarından ya da iş tercihlerinden dolayı kaçamadığım durumlar oluyor. Olabilir. Yani bak bu arada ben de yayına gelmeden ilginç bir şey düşündüm. Bu tam bu dediğin gibi sabah bir tane kira kontratımı bulmam lazım tamam mı evde. Fotoğrafını çekip atmam lazım. Yapacağım iş bu. Abi bu işi ben dün gece 2 saat falan düşündüm galiba tamam mı? Basit bir iş ya. Sabah kalktım 1 dakika sürdü abi işi yapmam ya. Gerçekten inanamadım kendime hani. Niye 2 saat düşündüm lan ben bu işi diyorum. Yani çok şey bir şey yani dediğin gibi böyle garip bir şey. Gıcıkmış gibi geliyor iş ama aslında gıcık da değil yani. 2 dakikada bitiyor yani. Yap kurtul bıraksan işleri biraz aynen. Hani o bu konuda benim de hani bir tavsiyem yok. Varsa tavsiyesi olan chat'e yazsın. Bir de son mevzuda şey bence hani bu aslında üzerine yani ben bu yayına hazırlanırken ve bundan sonra hani şey yaptığım en azından kendime düşünmek için kenara not aldığım şey bu. Şu söyleyeceğim şey. İnsanlar yine araştırma yaparken birinin söylediği bir laf üzerinden söylüyorum. İnsanlar kendi özgüvenlerini aldıkları feedback'e çok fazla bağlamaya başlamışlar gibi düşünmeye başlamış. Ya da ben yine kendi adıma konuşayım diye genelleme yapıyorsam. Beni iyi yapan şey bana bu işi iyi yaptın demesi olmamalı sanki insanların gibi. Aynen. Bence biraz odaklanmayı engelleyen şeylerden biri bu. Çünkü bu böyle olunca sonuca çok fazla odaklanıyorsun. Yani bu yaptığım şey gülünç mü olacak tarzında aynen. Bir endişeyle bir şey oturduğunda sanki aynı şey olmuyor gibi. Aynı durum olmuyor gibi. Ya da bunun aksi şekilde oturduğundan daha kötü bir durum oluyor gibi geliyor bana. Dolayısıyla yani bu özgüvenini kendi yani sonuca bağlamamak belki işle geçireceğim vaktin kalitesini de daha çok işle geçirdiğim vaktin yani kendi özgüvenine, kendi birikimlerine, kendi içinde birikmiş şeylere bağlamak belki orada daha iyi bir yol olabilir. Ama bunun üzerine ben de daha fazla düşünmek istiyorum. Yani bu dediğim gibi araştırma yaparken duyduğum bir konseptte. Ama takdir görmek de insanı motive, yani takdir görmek insanı motive eden şeylerden biri aslında. Ama tam senin söylediğin şey chat'teki şu yorumla da çok ilişkili. O yüzden o yorumu da okumak istiyorum. Ya sosyal fobi üzerine aslında son gelen 2-3 yorum sosyofobi üzerine ya da sosyal fobi üzerine biraz. Tam da o dediğim gibi özgüven düşüklüğü ya da özgüven eksikliği hem işle ilgili hem normal hayatta da aslında sosyal fobiye sebep olabilir. Bunu dersen bana gülerler mi ya da şöyle davranırsam komik duruma mı düşerim? İş hayatında da öyle aslında. Hata yapmamaya çalışırken ya evet hata yapmamaya çalışmak önemli ama hata yapmaktan korkmamak lazım. Ya işin ucunda ölüm yoksa tabii ki de. Çok evet. Çok hayati. Doktorsan biraz mevzu değişiyor tabii ama yani biz en azından kendi yaptığımız işler için. Aynen öyle. Ya o hata bir şekilde toparlanır, bir şekilde kapatılır. Bunda tabii ki de bazı tavizler de verilebilir ama sonuçta hata yaparak o tecrübeler birikiyor ya. Bir de şöyle bir yorum geldi. Bir süre 2 ay, 4 ay, 5 ay bir olayda çalıştıktan sonra sonuca varamadan bırakıyorum. Galip Doğan yazmış bunu. Sonuca varamadan bırakıyorum ve 7-8 ay sonra tekrardan başlamaya çalışıyorum. Orada aslında belki iş planını yani ben olsam ne yapardım diye düşünüyorum dediğim gibi. Tabii sadece kendime göre bir yorumda bulunabilirim. İş planını yapıp bu iş işte ne kadarlık iş kafanda bunu kurup 2 ay, 4 ay ya da 5 aylık bir işse o plana sadık kalıp yani o yapıp kurtulma hissi bende çok oluyor. Bu Galip Doğan'ın yorumuyla ilgili sen ne dersin abi? Benim kendi pratiğimde şöyle bir şey oluyor. Ben biraz daha açıkçası yani biraz önce seninle konuştuğumuz o lüksü kendime bir şekilde sağlayabildiğim için hani daha zaman ve saat bağımsız, mekan bağımsız işlerle uğraşmayı bir şekilde becerebildiğim için bende şöyle bir şey var açıkçası. Ben heyecanlandığım zaman bir şey yapıyorum. Heyecanım bittiğinde bir sonuca ulaşmasa dahi kapatıyorum. Yani kapatıyorum derken kapağı kapatıyorum. Çöpe atmıyorum yani. Aynen Galip Doğan'ın yazdığı şekilde 7-8 ay sonra tekrar heyecanlandığımda kapağı tekrar açıyorum. Ve kesinlikle yani benim en azından kendi bu şeyimde, workflow'umda kesinlikle o işi unutmamış oluyorum. Yani bazı pratik şeyler eksik oluyor. Paslanmış oluyorsun tabii atıyorum. Aynen. Ne bileyim işte bu basketbol oynamaksa sallıyorum şu an. Aklıma başka bir örnek gelmedi. Şutların tabii ki yüzdesi düşmüş oluyor. Ama hani
eski haline gelmen, eski haline gelmek için çalıştığın zamandan çok daha kısa oluyor. Yani 3 ayda bir yere geldiysen bir haftada tekrar o mertebeye geri gelebiliyorsun. Yani bu vücut çalışanlar hep şey der, bilmiyorum belki duymuşsundur. Yani kaslar bir şekilde şeyi hatırlıyor aslında şeklinde. Yani sen uzun bir süre vücut çalışıp bıraksan, vücudun sarksa dahi çalışmaya başladığında tekrar o ilk haline hızlıca toparlanıyor gerçekten. Bence hani genel olarak beyinde de böyle bir kas özelliği var. O işi yani 2-3 ay bırakıp uğraşıp bırakıp sonrasında bir sene sonra atıyorum geri döndüğünde aslında bir sürü yeni şey öğrenmiş oluyorsun ve yani heyecanlı aynen. olduğum zaman heyecanlı olduğum işi yapmak benim en azından kendi adıma bulduğum çözüm böyle bir şey oldu. Bir dolayısıyla ben bunda pardon abi böyle. Ya ben bunda hani yanlış bir şey görmüyorum yani bana buna kendini bıraksa insan iyi olur gibi geliyor ama yine benim tecrübem. Tam sizin Gökçe hocam tam sizin dediğiniz gibi durumdayım diye de tekrar yazmış Karptuğan. Evet yani ben de böyle çalışıyorum. Ben bir sakınca da görmüyorum dedim böyle. Ya insanlardan muhakkak galip şunu duyuyorsundur. İşte maymun iştahlısın. İşte çünkü bildiğim için söylüyorum yani. İşte maymun iştahlısın. Zaten işte sen başlasan bir işe zaten yarım bırakacaksın tarzında laflar duyuyorsundur. Ama hiç aldanma. O harcadığın vakit illaki hayatın başka bir yerinde karşına bir ödül olarak sana çıkacak yani. Hani buna kanıp yani bu denilenlere kanıp o işe hiç girişmemek bence daha kötü. Çünkü o tecrübeyi edinmemiş oluyorsun. Kendini heyecanlandırdığın şeyi yapacağına gidip heyecanlandırmayan şeyler yapıyorsun. Bence bu daha kötü bir senaryo. Turgut Muslu bazen uzun süreli ataklar gibi hiçbir şey odaklanamıyorum. Birkaç gün sürebiliyor. Ama bu süreçte hiçbir şey yapamamaktan ziyade odaklanabildiğim şeyler değişiyormuş gibi hissediyorum. Bende de uzun süreli ataklar gibi bir süre bir şey odaklanamama değil. Bazen hiçbir şey yapmama isteği oluyor. O belki sizin diğer yaptığınız burnout gibi, tükenmişlik sendromu gibi düşünebiliriz bunu. Bu Turgut Muslu'nun yorumuna ne dersin abi? Yani yine ben de senin dediğin gibi düşünüyorum şeyi. Dinlenmek gerekiyor gibi. Yani ben ilk tepkim bu. Şimdi başkası için bir öneri vermek zor aslında. Ben böyle olduğumda yine dinlenmem gerekiyor gibi geliyor. Açıkçası iyi bir tatil. Yani bu tatil illa dediğim gibi hani denize gitmek olmasına gerek yok. Yani hani bir an mekan değiştirmek. Senin dediğin yürüyüş bile çok kısa bir tatil aslında. Hani bir gününü doğaya verme yani doğada kalmaya verme gibi. Bir şey iyi gelir bence. Bir de bazen hani hepimiz duvarlara çarpıyoruz. Yani bu şey bence bu öğrenmek veya bir şeyleri yapma hep böyle eğimli bir yol yani. Yokuş tırmanıyorsun, düzlük gidiyorsun bir süre. Yokuş tırmanıyorsun, düzlük gidiyorsun. Yani bazı anlar tırmanamayacağın şeyler çıkıyor karşına. Tırmanamayacağını düşündüğün düzlükler çıkıyor. O zaman dediğin gibi hiçbir şey yapasın gelmiyor. Ama işte bir an dediğin gibi dinlenince, başka bir şeyle uğraşınca onun çözümü orada olabiliyor. Yani dolayısıyla hani biraz böyle şeye bakmamak. Yani bu böyleyse böyle olmaya devam edecek gibi değil. Yani bunlar hep geçici. Hepimiz bence her gün farklı insanlarız. Yani her sabah uyandığımızda ben dünkü Gökçe değilim yani. Hani o şey lafı gibi her gün hiçbir zaman aynı suda yıkanamazsın lafı gibi. Hakikaten aynı dere suyunda yani. Akan bir suysa o hiçbir zaman aynı su değil. Bizim bence hayatımız da öyle yani. Beynimiz de öyle. Sen diye bir şey yok yani. Turgut diye bir şey yok. Gökçe diye bir şey yok. Daha çok hani her gün karşılaştığın yeni bir bilinç var, yeni bir işte beyin var, bir tool var yani burada bir alet var. Ona her gün yeniden yaklaşmak gibi düşünülebilir belki. Öyle anlarda ben şunu yapıyorum, böyle hiçbir şey yapmak istemediğim, hiçbir şey odaklanamadığım durumlarda Pomodoro tekniği diye bir teknik var abi. 25 dakika çalış, 5 dakika dinlen, 25 dakika çalış, 5 dakika dinlen gibi. Hatta o yani hiç çalışmak istemesen bile 25 dakika çalışıp 5 dakika dinlenip ve bunu belli periyotlarda yapıp 1 saat sonunda işte uzun bir mola verip ve o molalarda mümkün olduğunca fiziksel aktivite yapıp işte yürümek ya da egzersiz yapmak gibi onlar bende çalışıyor aslında. Bunu tavsiye ederim bir mutlaka. Güzel olabilirmiş yani. Ben denememiştim. Aynen. Yavaş yavaş toparlayalım mı abi? Başka eklemek aynen. Bir şey bence de güzel bir yayın oldu. Keyifliydi. Teşekkür ederiz her şey için. Abi çok sağ ol yorumların için, önerdiklerin için. Çok sağ ol. Sen de sağ ol abi. Güzel bir muhabbet oldu. Dinleyen herkese teşekkür ederiz. Sizleri herkese seviyoruz. Teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Bu arada ben de hatırlatmalarımı yapayım. Yakın Kampüs kanalına abone olmayı unutmayın. Eğer videoyu faydalı bulduysanız beğenin. Chat kısmı
kısmında da, yorum kısmında da konuyla ilgili sonradan izleyenler.